Ülkemizde ve dünyada yaşanan mevcut iklim krizinden maalesef ki bölgemizde nasibini aldı. Bu yıl kış ayının çok zayıf geçmesi, Kaz Dağları'na istenilen kar seviyesinin ulaşılmaması, yoğun kar yağışının olmamasından dolayı yeraltı kaynaklarımız maalesef doluluk oranlarına ulaşmadı. Ve bu yüzden de Bayramış Barajımız da net doluluk oranına ulaşmadığı için %80 seviyelerinde kalmıştır. Bunun yanında bilinçsiz sulama, kaçak ekimler, özellikle kaçak çeltik ekimleri barajımızın suyunu tamamen bitirme seviyesindedir. Şu anda barajımızın mevcut seviyesi %18-19 seviyelerindedir. Bu da ortalama 17 milyon metreküp su demektir. Mevcut olan suyun 6 milyon metreküpü tamamen kullanılamaz durumdadır. Ölü hacim olduğu için şu anda kullanacağımız su seviyemiz bizim yaklaşık olarak 9 milyon metreküptür. Bayramış barajımızda akarsuyu sağlayan dereler tamamı Kaz Dağı'na bağlıdır. Kaz Dağları'nda da kar yağışının olmamasından dolayı şu anda mevcut derelerimizin tamamı kurumuştur. Sezon başında Çeltik Komisyonu, Çanakkale'de Vali Bey'imizin başkanlığında bir Çeltik Komisyonu kurulmuştur. Burada ilk etapta geçen yıla oranla barajdaki sulama seviyemiz düşük olduğu için, %85'lerde kaldığı için geçen yıla oranla ekimin %50'ye düşürülmesi kararlaştırılmıştır. Daha sonra bu oran %70'lere çıkarıldı. Buna istinaden kaçak ekimler de eklenince neredeyse geçen yıla nazaran tamamına yakın yine çeltik parselleri kaçak olarak kurulmuştur. Bu kaçak parseller zaten mevcut suyumuzun az olmasından istinaden sulamayı tamamen etkilemiştir. Şu anda Eylül'ün daha yarısını tamamlamadık. Barajımızın seviyesi %18, %19 seviyelerinde. Bu da ortalama 17 milyon metreküp sudur. Biz bu suyu mevcut sabit tesislerimiz Kasım ayına kadar sulamak zorundadır. Ama mevcut sabit tesislerimiz şu andaki verilere göre Eylül ayı sonunda susuz kalmakla yüz yüzedir. Yetkililerden tamamen ricam, bundan sonraki yıllarda da benzer problemler yaşanacağı için bu suyun idareli bir şekilde kullanılması, kontrol altında kullanılması ve kaçak ekimlerin tamamının önüne geçilmesidir.